Merhaba. Lider Haber TV ekranlarından tüm izleyicilerimize sevgiler. Gıda günümüzde hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Soframıza ne koyacağımız, tabağımızda ne olduğu, çocuklarımıza ne yedireceğimiz, nereden alışveriş yapacağımız konusunda endişelerimiz hala var ve gün geçtikçe de artıyor. Böyle olunca da güvenilir bilgi ve ürüne ulaşma arayışı da gündemden düşmüyor. Bilinçli bilinçsiz yanlış tarımsal üretim, ürünlerin işlenmesi sırasında devreye giren gıda teröristleri, mutfakta pişirme esnasında yapılan yanlışlıklar ve tüm bunların üzerine beslenme ve sağlık üzerine yaşanan bilgi kirliliği. Sayılan bu olumsuzlukların yanında elbette bilinçli üretici ve tüketiciler, güvenilir gıda için mücadele veren sivil toplum kuruluşları, samimi duygularla çalışan devlet görevlilerimiz var. Değerli izleyiciler, tüm bunlara sebep olanlara dur demek, üreticiye doğru üretim, tüketiciye de doğru beslenme yöntemlerinin doğru ağızlardan anlatılması gerekir. Toprağın Sesi programının bugün konuğu, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Üzümcü. Sayın Üzümcü, hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Bey, kolay gelsin ve bütün Toprak TV izleyenlerini de buradan odamız adına, Gıda Mühendisleri Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toprağın Sesi programı Lider Haber TV dediniz, düzeltelim. Evet, biz öyle anılıyoruz ama şu anda Lider Haber TV bize bu fırsatı verdiği için çok önemli bir yayındayız. Ve gıda ile ilgili tüketicilerimizin, üreticilerimizin aklına gelen soruları, aydınlanması gereken bilgileri buradan sizin sayenizde vereceğiz inşallah. Kısaca ben de o zaman şöyle Lider Haber TV izleyicilerini Gıda Mühendisleri Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Kısaca Yaşar Üzümcü kimdir? Ben gıda mühendisiyim ve Gıda Mühendisleri Odası'nda şu an 3. dönem yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Biliyorsunuz Gıda Mühendisleri Odası bir demokratik kitle örgütü ve meslek örgütü. Burada bizim iki temel amacımız oluyor. Bu bir halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için halkımızı bilinçlendirmek. İki meslektaşlarımız ve mesleğimizin sorunlarını ele alıp bunları çözüme kavuşturmak amaçlı bir takım çalışmalar yapıyoruz. Evet. Şimdi tarımın tarifini yaparken biz bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi yanında bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlamasından bahsederiz. Tam da burada sağlıklı gıda, gıda güvenliği, sürdürülebilir gıda üretimi, sürdürülebilir gıda güvenliği ve sürdürülebilir sorumluluktan bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Bu kavramları lütfen siz de açar mısınız? Ya çok önemli bunlar. Buyurun efendim. Tabii bahsettiğiniz gibi sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak son derece önemli. Şimdi sağlıklı gıda denilen bizlerin güvenli gıda olarak tanımladığımız kavram ulaşabildiğimiz yani insanların, tüketicilerin dengeli ve yeterli şekilde beslenebilmesi için kolayca ulaşabilmesi gerekir bu gıdalara. Biz buna gıda güvencesi diyoruz. Yani insanların yeterli ve dengeli beslenebileceği, sağlığını devam ettirebileceği gıdalara kolayca ulaşabilmesi. İkinci önemli kavram da gıda güvenliği. Yani bu ulaştığı gıdaların insan vücuduna yararlı olmasını kavramıdır. Yani ulaştığınız bu gıda, herhangi bir gıda eğer bozuksa, kimyasal olarak veya biyolojik olarak, mikrobiyolojik olarak bozulmuşsa bu bize tüketildiği zaman faydadan çok zarar verecektir. O yüzden güvenli gıda dediğimiz, yani insan sağlığına yarayışlı gıdayı burada anlamamız gerekiyor ve biz bunun üzerinde çok sıklıkla duruyoruz. Çünkü son derece önemli. Para verip aldığınız bir gıdayı tüketirken sağlığınızdan da olmamanız gerekiyor. Evet. Şimdi
Geçtiğimiz günlerde ben dünyaca ünlü metabolizma uzmanı Dr. Mark Hyman'ın köşesinde şu açıklamalara yer verdiğini gördüm. Diyor ki ben her gün multivitamin, magnezyum, D vitamini ve balık yağı alıyorum. Ya siz? Yazısının devamında ise sadece rejeneratif tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş gıdaları tüketseniz bile gıdaların besin kalitesindeki düşüş ve toksik çevremiz yüzünden vücudun ihtiyaç duyduğu şeyleri sadece yiyeceklerden almak mümkün olmuyor. Bugün uygulanan sağlıksız tarım yöntemleri yüzünden bildiğimiz meyve ve sebzeler de eskisi kadar fitokimyasal içermiyor söylemlerinde bulundu. Bu tespitler günümüzde de tüketicilerimizin büyük bölümünde bu tespitleri görmek mümkün. Tükettiğimiz gıdaların besin değerleri geçmiş yıllara göre ne kadar kayba uğradı? Tarım ürünlerinin besin öğelerindeki değişimin temel sebepleri ne? Acaba diyorum biz en baştan mı hata yapıyoruz? Bu süreçte ilgili sizin ve odanızın düşünceleri nedir efendim? Aslında şöyle bir giriş yapmak isterim. Şimdi bu tür yaklaşımlar son zamanlarda karşımıza çok çıkıyor. Ve ben bunun nedeninin son yıllarda artan dünya nüfusuyla birlikte endüstriyel tarımın neden olduğunu düşünüyorum. Ancak bu tür ifadelerin doğruluğu konusunda benim endişem var. Şöyle ki, şimdi önceden üretilen tarım ürünleri, yani bu hem bitkisel ürünler hem hayvansal ürünleri kastediyoruz. Bunlar da şimdi önceki yıllara göre besin öğelerinin düştüğünü söylemek bir kere son derece ciddi bilimsel araştırmalar gereken bir konu. Yani bu sadece belli şeyleri örnekleyip belli şeylere bakarak söylenecek bir kavram değil. Uzun yıllara uzanan bir araştırma ve binlerce kişi üzerinde yapılması gereken ve çeşitli analizler yapılması gereken bir konu. Yani şunu diyebilirsiniz belki, işte bir domates önceden daha lezzetli, daha tatlıydı ama şimdi o tada ulaşamıyoruz. Ama sonuçta bu domates, domates yani başka bir ürün değil. Bir ne bileyim, önceki tükettiğimiz peynirle şu an tüketilen peynir arasında tabii ki endüstriyel üretim olması dışında, yani içerikleri, protein içeriği, vitamin, mineral içerikleri açısından çok da farkı olduğunu ben düşünmüyorum. Burada önemli olan tüketicilerin bu ürünleri kendilerini için yeterli ve dengeli şekilde tüketmeleri. Yani biz özet olarak şunu hep vurguluyoruz. Bütün gıdaları tüketelim ama dengeli ve yeterli miktarda tüketelim. Ne aşırıya kaçalım ne ihtiyacımızdan da az ve o çeşitliliği sağlayamayacak şekilde tüketirsek de bu sefer bizim hem gelişimimize, çocuklar için özellikle, hem de sağlığımızı korumamız anlamında çok önemlidir. Yani yeterli ve dengeli beslenebilmek. Ben burada şuna katılmıyorum bu ifadedeki. Yani besin içerikleri düşmüştür. Yani örneğin bir tarımsal ürünü, yani domatesi de alalım. İşte bundaki hani... Likopeni var mı yok mu? Yani yediğiniz domatesin likopen evet. Oranı nedir? Baktığımızda ona bakarız tabii. Şuna şöyle yine bu örnek üzerinden gidelim biraz. Şimdi daha çok artık günümüzde tabii ticari kaygılarla da üretimler yapılıyor. Nedir? Mesela domates de daha kırmızı renkli, daha dayanıklı türlerin yetiştirilmesi ticari olarak isteniyor. Çünkü yetiştirdiğinde hem büyük olsun, hem kırmızı olsun, hem de kolay bozulmasın. Yani biraz dayanıklı olsun ki bu hem ürün kaybını engelliyor hem de tüketiciye daha cazip geliyor. Dolayısıyla bu türleri genelde hibrit olarak geliştirip, yani burada GDO'yu kastetmiyorum, hibrit olarak yani türleri geliştirip o türü ticari olarak üretildiği için bizim önceden çocukluğumuzda hatta hafızalarımızda olan o domates kokusu belki yok. Ama sonuçta bu aynı
Gıda, aynı içeriğe sahip domates sonuçta. Evet. Evet. Yani diyelim gelelim bir başka örneğimize. İşte peynir nedir? Peynir endüstriyel bir ürün sonuçta. Fabrikasyon bir ürün. Şimdi önceden veya kendi şeyimizde yaptığımızda işte anne babamız, büyük anne büyük babalarımızın yöntemiyle yapıldığında bunun içeriğindeki sütün içeriğindeki yağ tamamen kullanılır. Ama endüstriyel boyuta geldiğimizde bu sütün içeriğindeki yağ oranı belli bir yani yasa oranda yönetmeliklerde oluyor. İzin verilen orana düşürülüyor. O da tereyağı olarak veya krema olarak kullanılıyor. Yani dolayısıyla burada ürünlerin biraz farklılaşması söz konusu ve yani içeriklerinde o anlamda belki farklılık olabilir ama burada kastedildiği gibi tamamen İşte besin değerleri düştü, efendim hani bir yerde yaraysız onu yüzden vitamin takviyeleri, mineral takviyeleri almamız gerekir gibi bir ifadeye katılmıyoruz. Çünkü bizim tarımsal ürünlerimiz yani gıdalarımız yeterli ve dengeli tüketildiği zaman insan sağlığını gayet iyi bir şekilde destekleyecektir. Bu inançtayız ve bütün tüketicilerimize bu şekilde düşünmelerini, bu şekilde görmelerini istiyoruz. Bununla birlikte aslında geniş bir konu da açılıyor. Gıdalarla ilgili doğru bilinen yanlışlar var. Yani gıda hurafeleri dediğimiz birçok ortada dönen şeyler de var. Bunlara artık bu şekilde bir giriş olmuş oluyor. Orada da yani kendine uzman denen kişiler biliyorsunuz medyamızda zaman zaman yer alıyor ve bunlar sansasyonel bir takım gıdalarla ilgili şeyler söylediğinde bütün kameralar onlara dönüyor ve o söylenenler doğruymuş gibi kabul ediliyor. Ama bizler gibi işte üniversite hocalarımız gibi bu konuyu bilimsel olarak masaya yatıran ve değerlendiren kişilerin söylediği açıklamalarsa ne yazık ki çok fazla dikkate alınmıyor. Evet. O yüzden toprağın sesi var ve siz bugün konuğumsunuz ve biz bunu gerçekten bundan sonraki programlarımızda da sık sık değerlendireceğiz, dikkate alacağız ve bizi izleyen izleyicilerimize özellikle benim de çok önemsediğim gıda okuryazarlığını tüketicilerimize anlatırsak üreticilerimiz de bunu görecektir ve gıdayı okuyup yazan dediğimiz hani lafın gelimi denir ya laf gereği ona göre üretim üretecektir. Gerçi üretiyor ama üreticimiz de bunun da değerlendirilmesi gerekir. Size destek olma açısından bir altını çizeceğim bir şey var. Biraz önce söylediniz ya bir ziraat mühendisi olarak ben de şunu eklemek istiyorum. Köy domatesi çok lezzetli. Bizim eskiden yediğimiz, hani hep de deriz mevsiminde yeriz, yememiz lazım dediğimiz köy domatesi tarlada o sıcağın altında güneşi tepeden gören yaz sezonunda o likopende zaten güneş enerjisiyle yani o ısıyla ortaya çıkan bir değerdir ve domatesi domates yapan bir değerdir. Ve biz o domatesi yeriz ve o domatesin lezzeti hala var ülkemizde. Ve biz bizim işte gen uzmanlarımız, işte ıslahçılarımız pazar işte dediniz ya endüstriyel açıdan daha da işte raf ömrü uzun olsun diye bir de çalışma yapıyor ve diyor ki ben kışında serada bu domatesi yetiştiririm diyor. Şimdi öyle olunca kabuğu kalın oluyor. Seranın ısıyı güneşiyle işte aydınlatmasıyla oluşabilecek bir likopenle tabii ki köy domatesi tadında bir domates yiyemeyeceğimizi ben de buradan ifade etmek isterim. Katılırsanız tabii ki sizi bilmiyorum. Buna benzer konuları eğer biz tüketicilerimize anlatabilirsek çoğu şeyi başarmış oluruz diye düşünüyorum Sayın Üzümcü. Çok doğru diyorsunuz. Şimdi biz bu tür konuşmalarda ziraat mühendisleri, sizlerin mesleği olan ziraat mühendisleri odamızın çok değerli yöneticileri, başkanları bu konuları zaten ayrıntılı olarak dile getiriyorlar ve biz onların mesleğine yani bu birincil üretim dediğimiz gıdanın ilk aşamadaki üretimi fabrikaya gelen aşamaya kadar kısmını ziraat mühendislerinden öğrenmek tabii ki son derece doğru. Ama bu konu genelde birbirine geçiş olduğu için bizler de bu konuda
kendi bilgimiz kadar, yani mesleğimizle ilgili olan kısmı kadar bir iki şey söyleyebiliyoruz. Örneğin şöyle, yine domates... Çok şey söylemeniz gerekiyor. O konuda da çok yetkinsiniz, onu da söyleyeyim buradan. Evet. Sağ olun, eksik olmayın. Şöyle, yine domates üzerinden gidelim. Şimdi çocukluk zamanımızda dediğimiz gibi o domatesin mis gibi kokusu şimdi yok deniyor. Şimdi burada bir takım ve o tat yok deniyor. Doğru olabilir. İşte az önce siz de bahsettiniz o çeşitlerinden dolayı, hani türlerinden dolayı farklı tabii ki olabilir. Ancak bir de şöyle bir konu var. Bizlerin işte mesleğinin bir parçası olan da bu tadım. Yani gıdanın tadım testlerini yaparız mesela. Bunda önemli bir takım özellikler vardır. Örneğin deriz ki ne çok aç karnına ne çok tok karnına teste başlamayın. Yani bir gıdanın testinde. Veya daha öncesinde kokulu bir gıda tüketmeyin. Çünkü bu sizi etkiler. Evet. Psikolojik olarak eğer çok şeyseniz o zaman o günde yani bu testi yapmayın deriz. Burada da yine mesela çocukluğumuza gittiğimizde çok böyle bir oyundan çok yorgun ve çok susuz bir şekilde, çok acıkmış bir şekilde bir domatesi yemenin verdiği o psikolojik keyif şu an yok tabii ki yani insanda. Onun da yani psikolojik etmenlerini de göz önüne alarak bunlara bakmamız lazım. Bizim yani şuraya geleceğim, bizim çiftçimizin ürettiği bütün ürünler, yani domatesinden soğanına, mısırına, bütün ürünler. Hayvansal gıdasına. Evet. Hayvansal gıdalarımız, yani tavuktur, yumurtasıdır, sütüdür vesaire. Hepsi çok değerli, çok nitelikli. Bunların yeter ki bilime uygun şekilde, tekniğine uygun şekilde üretilsin ve bunlar yine endüstride bilime, tekniğine, yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gıdaya dönüştürülsün ki tüketiciler de güvenli gıdayı tüketme şansı bulsun. Evet. Şimdi hemen bir ekleme daha yapıp hayvansal ürünle ilgili peynirden bahsettiniz. Diğer bir konu var. O konuya geçmek istiyorum. Çünkü bu da çok önemli. Bu güvenli gıdayı nereden bulacağız sorusu aslında bundan sonraki soru. Ama önce şu saptamayı yapmak istiyorum. Dediniz ki daha önce büyüklerimiz işte sütün yağının tamamen alarak ondan süt mamulleri, işte peynir üretiyor dediniz. Ve tabii ki bunun lezzeti çok farklı ama endüstriyelde bunun bir normu vardır. O normlarda bir kalkınma kooperatifimizin ben üretimine denk geldim. Kaşar üretiyor. Üreticisinden sütü alıyor sağlıklı bir şekilde. İşte bu soğuk zincirle getiriyor ve çok da değerli, işte mekanizasyon kullandığı sistem de çok değerli ve son model bir sistemin içerisinde uzmanlarla birlikte aldığı sütü tamamen kaşar peynir haline getiriyor. O kaşarı bir tatsanız, işte o kaşar o büyüklerimizin yaptığı kaşar. Bu bir kırsal kalkınma kooperatifimiz. Hatta ismini de söyleyeyim, İyideli. İyideli Kırsal Kalkınma Kooperatifimiz. Reklam olmaz bu. Çünkü bu çiftçimizin kurduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızın denetlediği bir kooperatif. Bunu ifade ettikten sonra bununla beraber soruma geçmek istiyorum. Bu noktada tabağıma ne koyacağım diyen tüketici ve çocuğuma ne yedireceğim diyen annelerimizin merakını gidermek gerekir diye düşünüyorum. Üretici sağlıklı gıdayı nasıl üretmeli? Denetimleri nasıl olmalı? Ve üretimden tüketiciye ulaşan evrelerde devlet ne yapıyor? Buyurun efendim. Levent Bey, ilk bahsettiğiniz son derece önemli. Yani üretimde, birinci üretim kısmında kooperatifleşmek, yani birlikler oluşturup üretimle ilgili zorlukları aşabilmek son derece önemli. Bu konuda devletin büyük desteğinin olması gerekiyor. Yaşanmış bir takım olumsuz örnekleri bir tarafa bırakıp, daha doğrusu bunlardan ders çıkartıp, daha büyük, daha güçlü, daha etkin ve demokratik şekilde yönetilen üretim kooperatiflerini devletin desteklemesi gerekiyor. Aynı zamanda bunun diğer önemli bir ayağı olan tüketim kooperatiflerinin de hayata geçirilmesi ve desteklenmesi son derece önemli. Bizler de tüketiciler olarak
Aslında bu konuda çok böyle büyük bir istek var ama bu ne yazık ki yeterince hayata geçirilemiyor. İstekte kalıyor sadece. Sadece Maalesef. istekte kalıyor. Maalesef eğer üretim kooperatifleri de tüketim kooperatifleriyle desteklendiğinde bu zincir tamamlanmış olacak ve bütün tüketiciler hem lezzetli, güvenli gıdaya hem de belki daha da uygun fiyatlara erişmiş olacak. Bu bir Bahsettiğim, kere özür son. dilerim, bahsettiğim kooperatifte sadece %20 kar, o yani kar derken de maliyetleri karşılıyorlar. Çünkü bu kooperatiflerimizin amacı kar etmek değil. Bu kooperatiflerimizin amacı kooperatif üyesinin ürününü değerlendirmek. Yani çok da makul fiyatlara o ürünleri bulabilirsiniz. Buyurun efendim. Yani ben hatta arkadaşlarımdan biliyorum tüketim kooperatifi açıp orada fiyatları bile hani o bölgede, o semt, o ülkede fiyatları bile dengelediklerini, fiyatları, o ürünlerle ilgili fiyatları daha da geriye çekildiğini biliyorum. Çünkü onların etkisi bütün her yerde duyuluyor, bütün o ilçede, bütün o bölgede duyuluyor ve etkiliyor. Bu kooperatifçilik apayrı bir başlık ve son derece önemli. Dediğim gibi kötü örneklerden ders çıkartıp daha ilerilere gitmemiz lazım. Dünya üzerinde çok büyük kooperatifler, çok etkili kooperatif örnekleri var. Bunları muhakkak bizlerin de hayata geçirmesi gerekiyor. Devletin bu konuda ciddi destekte bulunması gerekiyor. Sözde değil, özde destekler olmalı diye düşünüyorum. O İkinci bölüme. zincirinde denetim mekanizmasında nerelerde var? Var herhalde. Yani var herhalde demeyeyim. Var. Devletimiz var. Sonuçta Tarım ve Orman Bakanlığı hem bunları denetliyor. İşte o süreçte ben tabii konuyu dağıtmak istemiyorum ama biliyorsunuz bir sürü marketimiz var. Bir sürü markette ürettirmeye başladı artık çiftçilerimize bu tarz ürünleri. Yani sözleşmeli üretim modeline benzer bir modeldi ama bahsetmek istediğimiz bu değil. İzleyicilerimize ben bunu da buradan altını çizmek istiyorum. Bahsetmek istediğim bu bahsedilen çiftçilerin bizzat Tarım ve Orman Bakanlığımızın mevzuatına uygun şekilde kurulmuş kalkınma kooperatiflerinden bahsediyoruz. Değil mi efendim? Evet, tabii ki. Bu yani kooperatifçilik kısmı son derece önemli. Diğer ikinci sorunuzun ikinci bölümüne geçecek olursak, yani bu üretilen gıdalar nasıl üretiliyor? Bunlar denetleniyor mu? Bir bunlara değinmemiz gerekiyor. Şimdi 1980'lerde ülke nüfusu yaklaşık 40 milyondu. Şimdi 85 milyon. O zaman buğday üretimi yaklaşık 20 milyon tondu. Şimdi yine aşağı yukarı 20-21 milyon ton. O civarda. Şimdi 85 milyon nüfus. Bir de kayıt dışı olan şeyler var. Bir de turizm Sığınmacılar, göçmenler ülkesiyiz. var. Bir de turizm ülkesiyiz. Bir de Misafirlerimiz oluyor yaz sezonunda. tabii her yıl yani yaklaşık 30 milyon, 40 milyon civarı yabancı konuk geliyor ülkeye. Şimdi bunların ortalamasını aldığımızda yaklaşık her yıl biz 110 milyon civarında insanı beslememiz gerekiyor. Ve buna uygun da üretim planlamaları yapılması gerekiyor. Planlama deyince ne yazık ki bizde bu bir alerji yaratıyor herhalde. Halbuki planlı bir tarım, planlı bir üretim bize son derece gerekli. Bir yıl bakıyorsunuz, bir ürün çok iyi para ediyor. Bir sene sonra o ürün tamamen yerlerde geziyor. Hatta toplanma maliyetini kurtarmadığı için işte dalında kalıyor, çürüyor, tarlada kalıyor. Yani arz talep Yani dengesini oluşturamazsınız, planlama yapamazsanız. Bunun altını çizmek lazım. Evet. kesinlikle yani şu anlayış olmamalı. Saldım çayıra, Mevlam kayıra anlayışıyla bu tarım yürütülemez. Ve dışa bağımlı hale geliriz. Örneğin kırmızı et ithalatında milyarlarca dolar her yıl dışarıya veriyoruz. Bu bir an önce hani el atılıp bizim kendi üreticimiz, çiftçimiz desteklenerek bu üretim arttırılmalı. Bu ve diğer tarım üretimleri arttırılmalı ki bu paralar ülkemizde kalsın. Yani biz döviz ihtiyacı olan bir ülkeyiz ama milyarlarca dolar tarım ürünlerine ne yazık ki
ithalatına gidiyor. Şimdi olayın birinci kısmı bu ki önemli kısmı. İkinci kısım olarak da bu gıdalar üretimi nasıl yapılıyor? Dediğim gibi artık endüstriyel üretimdeyiz. Yani başka türlü olamaz. Bu kadar nüfusu beslemek, şehirleşmiş bir yapıyı beslemek endüstriyel üretimi zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla gıdaların endüstriyel şekilde üretilmesi, fabrikasyonu yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığı sürece bu gıdalar insan sağlığına uygundur, güvenli gıdadır diyebiliyoruz. Bu gıdaların üretiminden tüketimine kadar olan tüm süreci, yani tarladan çatala kadar olan tüm aşamaların etkin bir şekilde de denetlenmesi gerekiyor. Burada da asıl sorumluluk Tarım Orman Bakanlığı'nda. İlk aşamadan tüketicinin sofrasına gelip tüketilene kadar tüm aşamaların denetlendiği, etkin ve yeterli bir şekilde denetlendiği bir ortamda gıdaların güvenli olduğundan söz edebiliriz. Tarım Orman Bakanlığı'nda da birçok arkadaşımız, gıda mühendisi arkadaşımız bu konuda görev alıyorlar ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bunları biliyoruz. Onların emekleri için kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Ancak bu istediğimiz ölçüde ve yeterli mi bu denetimler derseniz ne yazık ki orada eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Yani hem nitelik açısından bu denetimlerin eksik olduğunu hem de sayı olarak yetersiz olduğunu görüyoruz. Bunların da giderilmesi için Tarım Orman Bakanlığı'nda bu denetçi sayısının arttırılması, gıda mühendisi ve ilgili meslek mensuplarının daha çok istihdam edilmesi gerekiyor. Bu da ikinci önemli bir sorun. Böylelikle daha tüketiciler kendileri de güvenerek gıdaları alıp ve tüketmiş olurlar. Dediğiniz gibi anneler diyor ki endişe ediyor. Ben diyor çocuğuma ne yedireceğim, tabağa ne koyacağım. Çünkü onlar da haklı. İşte tırnak içinde uzman dediğimiz kişiler çıkıp yani bir cümle atıyor ortaya, bir şey söylüyor. Bütün insanların kafasını karıştırıyor. Yani çocuklarına ne yedirecek, ne yapacağını şaşırıyor. Bir örnek verelim. Tavuk eti diyor ki işte bu kadar kısa sürede yetişiyor bu tavuklar. Efendim bunlar olmaz. Böyle bir şey yok. İşte hormon bilmem ne. Yani ama şimdi bunu yine ziraat mühendisi arkadaş, veteriner hekimi arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu işin bilimsel yanını görmüş oluyoruz. Bunu anlatmamız, dile getirmemiz lazım. Bu yetiştirilen tavuklar zaten tavuk olmadan piliç haline geldiğinde zaten hemen kesime gönderiliyor. Yani bu ve bu türler çok hızlı gelişen türler olduğu için çabuk yetişiyor. Ve zaten orada üretimde bir parite var. Verdiğiniz yemin şeye dönüşme oranı yüksek. İşte kasa dönüşme oranı yüksek olan cinsler bunlar ve zaten daha tavuk olmadan piliç halindeyken kesime gidiyor ve beyaz et olarak soframıza geliyor. Ve bunlar ucuz olduğu için hani nispeten ucuz, kırmızı ete göre ucuz olduğu için halkımızın özellikle dar gelirli kesimlerin en büyük protein kaynağı. Evet. Beyaz et olsun, işte yumurta olsun. Şimdi siz böyle bir açıklama yapınca bütün insanların yani kafasını bulandırıyorsunuz ve bunu da tüketmekten hani geri koyuyorsunuz. Bu sefer en büyük protein kaynağını insanların engellemiş oluyorsunuz. Elinden almış oluyorsunuz hatta. Elinden almış oluyorsunuz. Kesinlikle ve ben bu tür açıklamaları yapan kişilerin farklı şeylerle, farklı amaçlarla bunları yaptıklarını düşünüyorum. Bu şekilde kendilerinin daha çok izlenir, kendilerinin daha çok PR'larının arttığını görüyorum. Evet. Ve bu da kendilerine bir yani çıkar sağlama açısından kesinlikle tahmin ediyorum. Ya ben örnek vereyim size, özür dilerim. Böyle ünlü bir fenomenimiz, televizyon programı yapan çok ünlü bir fenomenimizde ben hala davalı.
Bir gün çıktı dedi çilekte hormon var dedi. Organik çilek dedi. Tabi bu konular çok derin. Aslında ilerleyen zamanlarda bu tarz programlarda size başvuracağız efendim. Çünkü gıda okuryazarlığı çok önemli. Biraz önce de konunun başında da söylemeye çalıştım. Gıda okuryazarlığı bilmek zorundayız biz tüketiciler olarak. Şimdi işte organik çilekten bahsedildi ve çilekte hormon var. İşte büyük hani 40-50 çeşit çilek var yani sonuçta baktığınız zaman. Çilekte de aslında hormon diye bir şey yok. Biraz önce söylediğiniz işte tavuğun işte broiler dediğimiz etlik bilicin yetiştirilmesinde etin kasa değerlendirme yemin kasa değerlendirme oranına bakmak gerekir. Bu çeşitlerin üretildiğini biliyoruz. Esas tüketicinin burada dikkat etmesi gereken kuruluşların yani firmaların, işletmelerin sağlıklı olabildiğine bakmak zorundalar. Yani kullanılan ilaç takviyesi vesaire yem takviyesini incelemek zorundalar. Yoksa esas biz aslını kaçırıyoruz. Yani 45 günde bir etlik piliç bence yetişebilir. Bir ziraat mühendisi olarak ben de onu söylüyorum. Biraz önce söylediğimiz domateste de aynı şekilde hormon kullanılmıyor domateste. Yani domateste hormon kullanılmıyor ama çıkmış bir domateste hormon kullanılıyor diye işte çıkıyor bir tanesi söylüyor ve domates yemiyor insanımız gibi. Bir sürü örnek verilebilir bu konuda. Ya bu anlamda ben de fikrimi söylemek istedim çünkü doluyum bu konuda. Buyurun efendim. Yani dediğiniz gibi şimdi bir ürünün tek bir çeşidi yok. Yani tüketicilerde genelde şu imaj var. Domates deyince sanki tek bir tür domates varmış gibi veya çilek deyince tek bir çilek türü veya buğday deyince tek bir buğday hani şey. Hayır, en az 20-30 çeşit bu ürünlerden var. Yani kendi içlerinde var. İşte buğdayın mesela aklına gelen hemen sayayım işte Rus buğdayı dediğimiz kara kılçık, siyez vesaire. Hani, kimi onluk, kimi ekmeklik, kimi makarnalık, kimi yemlik evet. yani bulgurluk var. Yani çeşit çeşit buğday çeşidi var. Evet. Kesinlikle. Bunların domates da kimisi öyle. Kimisi mesela buğday için dersek kimisi kış ortamına, kış şartlarına iyi dayanıklı ama verimi düşük. Kiminin evet. İşte kış şartlarına dayanımı az, susuzluğa dayanımı az ama verimli yüksek gibi birçok farklı özellikleri var. Dolayısıyla çilek örneğinde dediğiniz gibi çileğin irisini gördüm, aa bunlar hormonlu. Yani bu kadar basit değil. Hani işin bir bilimsel olarak bir değerlendirip ona göre konuşmamız gerekiyor. Evet. Buradan gıda okuryazarlığına isterseniz bir geçelim. Çünkü zaman şöyle ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Soru tarzında ve bilgilendirme tarzında. Ondan sonra bu okuryazarlık da önemli gelecektir. Değineceksiniz. Şimdi ülkemizde piyasada arzda bulunan üretici ve firmalarda aranan özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu böyle olunca tabii ki okuryazarlık, gıda okuryazarlığı. Tüketiciler bu konuda nasıl davranmalılar? Örneğin yol boylarında çiftçilerimizin kendi ürettiği doğal dedikleri ürünler. Yine çiftçilerimizin bir araya geldikleri işte biraz önce söyledi kooperatifteki ürettiği ürünler. Ayrıca milyonlarca para harcayarak janjanlı görüntülerle organik, doğal, katkısız gibi söylemleriyle reklam yapan firmalarımız var. Bunların ürettiği gıdalar var. Bunlara inanalım mı? Bu konuda düzenleme nedir? Nasıl çalışıyor? Gıda okuryazarlığına birleştirirsek. Evet, buyurun efendim. Başta da bahsettiğimiz gibi bu konular gerçekten son derece önemli. Çünkü biz yani tüketiciler sonuçta gıdayı para vererek belli bir değer karşılığında alıyoruz. Ve bunun karşılığında da bu ürünlerin bir güvenilir olmasını, iki bunların bizim sağlığımız açısından destekleyen, sağlığımızı destekleyen, sağlığımızı koruyan, bizim gelişimimizi ve günlük enerji ihtiyacımızı karşılayan olması gerekiyor. Şimdi biz bunları çeşitli işte reklamlar, çeşitli tanıtımlar işte böyle çok farklı söylemlerle işte doğal, efendim organik gibi söylemlere aldanıp hemen şey yapmamamız, karar vermememiz. Önce bir dikkatli bir şekilde bu ürünleri de incelememiz gerekiyor. Bir gıdayı almadan önce muhakkak etiketinin olup olmadığına bakmamız lazım. Bu izlenebilirlik açısından çok önemli. Etikette gıda ile ilgili temel bilgiler bulunmaktadır.
Öncelikle bu ürünün ismi ne? İçindekiler kısmında neler var? Ve bu ürün nerede üretilmiş? Bunlara işte son kullanma tarihi ve bunun gibi en önemli gıda ile ilgili son derece önemli bilgiler yer almaktadır. Bunlara bir bakmak ve okumayı artık bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Yine bir örnek verebiliriz bu konuda. Şimdi zeytinyağı almak istiyorsunuz. İşte bazı kötü niyetli üreticiler işte üzerine çeşitli ifadeler yazarak Ege'den, soğuk efendim, sıkı, birinci sıkı, soğuk sıkı gibi şeyler, ama etiketine baktığınızda meğerse bu bir karışım yağ. Ki yani hani dürüst üretici etiketinde bunu yazıyor. Ha bazen de hiç bunları da yazmadan sadece işte ama onlar tabii ki merdiven altı ve kaçak üretim. Biz onları zaten hiç kabul etmiyoruz. Onların tüketiciler tarafından alınmasını istemiyoruz. Çünkü üzerinde etiket olmayan veya bu tür bilgileri olmayan bir gıdada bir sorun çıktığı zaman takip, geriye doğru takibi mümkün olmuyor. Diyelim siz bahsettiniz, yol boylarında satılıyor üreticilerin kendi yetiştirdikleri ürünler veya kendi ürettikleri, yetiştirdiklerini söyledikleri ürünler. Şimdi burada yaş, meyve, sebzede bence bir sorun yok. Tabii ki yani sonuçta gözünüzde görebiliyorsunuz onu. Evet. Görebiliyorsunuz. Ama şimdi pet şişelerde zeytinyağı deniyor. Ne etiketi var, ne nasıl bir nerede üretildiği, ne şartlarda üretildiği, gerçekten zeytinyağı mı yoksa bir karışım yağ mı? Hijyen ortamda mı değil mi? Evet, hijyen. Diyelim ki aldık. Evet. Diyelim bu ürünü aldınız, götürdünüz evinizde tüketirken çok şikayetçi oldunuz. Çok kötü bir kokusu var. Hiç zeytinyağı şeyi değil ve şikayette bulunacaksınız. Bir, aldığınız yeri hatırlayamazsınız. İki, bu ürünün kim tarafından üretildiğini bilemezsiniz. Yani hem verdiğiniz para boşa gidecek, hem sağlığınızdan olabileceksiniz, hem de şikayetin bir izlenebilirliği, yani o ürünle geriye doğru izlenebilirlik olmadığı için orada da büyük bir şeyle, yani hüsranla karşılaşacak. Dolayısıyla bizim muhakkak gıda alırken etiket bilgilerini incelememiz gerekiyor. Bu ürün nedir, ne değildir? İçindekiler kısmı, üreticisi, hangi tarihte üretilmiş, son kullanım tarihi. Bunlar bütün hani artık bizim otomatik hale getirmemiz gerekiyor. Bir de barkod okuma sistemi biliyorsunuz. Akıllı sistem çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bunun tanıtımını da yaptı. Bu da önemli bir konu aslında. Yani bu konuda evet, çok rahat şey yapabiliriz, bu düzenlemeyi. Yani bu kendi kendimize kontrol mekanizmasını yapabiliriz gibi de geliyor bana. Evet. Yani o da yeni bir uygulama bahsettiğiniz. Yani herhangi bir gıda üretimi veya satışı olan noktalara barkod verilerek onu okuttuğunuzda işte en son yapılan denetimle ilgili bilgiler veya daha önceki denetimlerle ilgili bilgiler yer alacağı söyleniyor. Güzel bir uygulama. Ama dediğim gibi hani bu denetimlerin niteliğinin arttırılması da gerekiyor. Ama sizin yani, dediğiniz gibi de Sayın Başkan, sizin dediğiniz gibi de önce okur yazar olmamız lazım. O dediğiniz o özellikleri yapmanız lazım. Bir de ben bir parantez açıp şunu da söylemek istiyorum. Bizi izleyen yol boyunda gerçekten emek vererek ürününü işte şişeye doldurmuş, işte oradaki zar şeye koymuş, rafa koymuş çiftçilerimiz bizi yanlış anlamasınlar. Çünkü şunu, bu yüzden bunun altını çizmek istiyorum. Bunu suistimal eden insanlar var. Bakın bu çok önemli. Yani siz çok güzel bir peynir yapabilirsiniz. Çok güzel bir nar suyu, işte çok güzel bir zeytinyağı. Pazarlama kaygılarınız var, satamıyorsunuz. Biliyoruz, farkındayız. Yol boyunda özellikle tatil beldelerinde koyuyorsunuz oralara. Ama
Bunu suistimal edenler olduğu için Sayın Başkan bu konuda bu açıklama yaptı. Ben de katılıyorum. Çok önemli bu. Son olarak da bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela yöresel ürünler diye bizim fuarlarımız oluyor. Bir gidiyorsunuz, yöresel ürün göremiyorsunuz. Yani orada oraya ticari maksatla gelmiş insanlar görüyorsunuz. Yani her şeyi aslında bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bizler de ekranlardan bunları anlattıkça, sizlere bilgi verdikçe belki bir farkındalık oluştururuz. Buyurun efendim. Levent Bey, biz yani tüketicilere kesinlikle şunu yapmayın veya bunu yapın gibi bir şey söylemiyoruz. Söyleyemeyiz de, böyle bir şeyimiz diyor. Ancak tavsiye ve bilgilendirme yapıyoruz. Sonuçta seçim tüketicinindir. Kesinlikle. Yani örneğin dediğiniz gibi zeytinyağını da alabilir, işte çiğ süt de alabilir. Buna ama burada bizim temel hani vurguladığımız, bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden alın. Yani kişilerden alın. Evet, bir süt üreticisi tanıyorsunuzdur. Ondan gidip alıyorsunuz. Bunda bir hani bildiğiniz, güvenli, hangi ortamlarda yetiştirildiğini biliyorsunuz. Dediğiniz gibi zeytin, kendi zeytin üreticisidir. Bunu biliyorsunuz ki kendi üretiyor, kendi sıkıyor ve şişeliyor. Bundan eminseniz ve güveniyorsanız hiç sorun yok. Yani orada tabii ki son karar tüketicinin. Biz sadece bilgilendirme anlamında söylüyoruz ve bütün çiftçilerimizin emeklerini kutsal olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Evet, biliyoruz. Bütün ama bu gıda üretiminin de işte soğuk zincir gerektiren ürünlerde, peynir gibi, yoğurt gibi ürünlerin soğuk zincirin bozulmadan tüketiciye kadar ulaşması gerekir. Hijyen şartlarında üretilmesi gerekir. Evet. Bunlara da dikkat edilirse ve özellikle küçük üreticiler, küçük aile çiftçileri, küçük aile üreticileri de daha çok kooperatifleşerek, bir araya gelerek daha uygun üretimler, daha yasa yönetmeliklerin gerektirdiği çerçevede de yaparsa daha uygun olacağını, daha da başarılı olacaklarını tavsiye ediyoruz buradan. Evet. Şimdi vaktimizi ayarlayamıyorum ben. Yönetmenimden de bir haber gelmedi ama biraz vaktimiz var. Konuların da hepsini bitiremeyiz. Çok derin konular ama gıda fiyatlarıyla ilgili bir sorum olacak ve gıda güvenliğinin tasarrufu olur mu olmaz mı diye de bir soru sormak istiyorum size. Hepsini bir arada sorayım. Çünkü böyle tek tek konuşulacak konular değil. İç içe girmiş. Hepsi birbirini tamamlayan konular. Gıda kaybı ve israfının engellenmesi de çok önemli bir konu. Bunu da sormak isterim size. Çünkü bunun altında şöyle bir parantez açmak isterim. Bana kızmasınlar lütfen ama yemek programları yapıyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Ben de izliyorum bazı kanallarımızda. Ciddi gıda israflarını görüyorum. Bizim yani buradan bunu niye söylüyorum? Buraya dil uzatmak falan derdinde değilim. Buradan başlıyor ve biz de evimizde bu gıda israfını yapıyoruz. Yani bütün işletmelerimiz bunu yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. O yüzden gıda kaybı ve israfını da sormak istedim. Ve böyle de bir örnek vermek istedim. Buyurun efendim. Yani bu bahsettiğiniz üç konu da o kadar geniş ve uzun uzadıya hani konuşabileceğimiz konular ki. Evet. Kısaca hani bahsetmemiz gerekirse. Şimdi dünyada gıda fiyatları geriliyor. Ama evet, ülkemizde tam tersine yüksek bir hızla, yani enflasyonun da üzerinde, gıda enflasyonu yüksek bir hızla artmaya devam ediyor. Şimdi bu bir kere çok büyük bir tezat. Yani bunun nedenlerine inilmesi lazım. Nedenlerini işte ziraat mühendisleri söylüyor. Bunun yapısal sorunları var. Bunlar çözümleri. İşte en temel hani girdiler nedir? Mazottur, gübredir, tohumdur, ilaçtır. Bunların yani desteklenmesi gerekiyor veya bunların fiyatlarının düşük olması gerekiyor ki tüketici, üretici bunları alıp ürettiği ürünü daha ucuza elde etsin. Sonra bakıyoruz, tarladaki fiyatla raftaki fiyat arasında da çok ciddi uçurumlar var. Hani bu kadar da olmaz deniyor. Yani bunlarla ilgili çözümler gerekiyor. Yani ciddi ciddi bu işlerin üzerine düşülüp bunlar ele alınıp çözülemeyecek sorunlar değil, çözülür. Ve şöyle Levent Bey, baktığınızda şimdi bir pandemi yaşadık. Evet.
Bir hala devam eden çevremizde savaşlar ve çatışmalar var. Ukrayna-Rusya savaşı bu ilk patladığında gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşandı ve yani bazı ülkeler açlıkla ve kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Gıda bu yüzden bizim en önemli ihtiyacımız. Ertelenemez ve vazgeçilemez ihtiyacı gıda insanların. Dolayısıyla bizim burada ülkemizdeki bu gıda enflasyonu gerçekten artık dayanılmaz boyutlarda. Özellikle darbe sabit kesimler, yoksul kesimler için bu açlıkla yüz yüze kalındığı, eğer karnını doyursa bile vücutun aç kaldığı bir durumda olan milyonlar var. Yani belki karnını doyuruyor. Neyle? İşte ekmekle, en ucuz gıdalarla doyurabiliyor. Ama bu kendi vücutunun ihtiyacı olan sağlıklı gelişimi için ve günlük enerji ihtiyacı için yeterli değil. Dolayısıyla bunun akabinde sağlık sorunları da yaşama durumunda kalıyor birçok insan. Koruyucu sağlığı koyamıyorsunuz, ortaya koyamıyorsunuz. Evet, bunun sonunda da milyarlarca liranız bu sağlığı geri kazanmak için ilaçlarla, tıpta yitiriyoruz. Dolayısıyla bir de şöyle bir çok önemli bir konu var, onu da değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Gelişim çağında olan, yani çocuklarımız ve gençlerimiz için özellikle hayvansal proteinler son derece önemli. Çünkü vücutun gelişimi ve hem fiziksel hem mental gelişim için bu son derece önemli. Bakıyoruz son zamanlarda yapılan araştırmalarda çocuklarda bodurluğun arttığı ülkemizde görünüyor. Eğer bu gelişim çağında biz çocuklarımıza yeterli ve dengeli gıda veremezsek evet. Gelişimleri geri kalıyor ve bu geri dönülmez bir şey kazanıyor. Yani mental olarak da zekası diyelim ki yüksek olacağına ortalama bir zekaya sahip bir yetişkin haline gelmiş oluyor ve bu geri dönülemez, geri alınamaz bir sorun halini alıyor ve bu ülkemizin geleceği için de bekası için önemli. Üzerinde tabii düşünülmesi ve çözülmesi gereken bir konu. Buradan yani diğer konular bahsettiğiniz gibi son derece önemli. Gıda israfı. Şimdi gıda israfı birincil üretimden tüketicinin sofrasına gelene kadarki aşamada en yüksek olan miktar. Bunun önüne geçilmesi için özellikle yaş meyve sebze depolaması ve taşımacılığında hala biz soğutmalı sisteme geçemedik. Kamyonlar hala bunun taşımasını yapan kamyonlar yani açık bir şekilde gidiyor ve buralarda da ciddi kayıplar oluyor. Tarlalarda ciddi kayıplar olduğunu biliyoruz. Bunun paralelinde yine evimize gelen gıdaların nasıl korunacağını yeterince bilmediğimiz için burada da hani elimiz o önemli değeri hani para verip aldığımız gıdaları maalesef yeterince koruyamadığımız için veya bilinçsizce aldığımız yani ihtiyacımızdan fazla aldığımızda yeterince koruyamadığımızda bu sefer bunları da bozarak çöpe gitmesine, israf olmasına koruyamadığımız için israf olmasına neden oluyoruz. Sonra özellikle oteller, her şey dahil otellerde bu israf çok büyük oranlarda görünüyor. Buralara da bir düzenleme getirip daha israfın azaltılacağı bir önlemler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve gıda israfına son diyoruz. Bütün tüketicilerimiz bunu aklında muhakkak tutsun, gıda israfına son. Ben de kişisel bir şey söylemek istiyorum burada. Yine yanlış anlaşılmak istemiyorum ama biraz önce söylediğiniz her şey dahil dediğiniz turizm işletmelerinde eğer okur yazar tüketiciyi biz ekranlarımızdan bir nebze farkındalık oluşturup artırabilirsek çoğu tüketicimiz de her şey dahilden ziyade alakart sistemdeki tatil beldelerinde, turizm işletmelerinde daha keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Son cümlelerinizde
Sayın meslektaşlarımız diyeceğim. Çünkü gıda mühendisliği de bizim bir meslek grubumuz. Bizim yakın bir meslek grubumuz. O yüzden meslektaş demekte bir sıkıntı görmüyorum. Gıda mühendislerimizin sorunlarını da buradan dile getirelim. Birkaç dakikamız kaldı. Ondan sonra da kapatalım programı. Buyurun efendim. Levent Bey, bütün şu an dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin gelişme aşamasına baktığınızda ilk aşamada tarım ürünlerinin fazla üretilmesi ve buradan bir artı değer ve kaynak elde edip gelişmelerine olduğunu görüyoruz. O yüzden gerek bu tarımla ilgili meslekler, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, gerekse gıda mühendisleri bu ürünlerin üretilmesi, gıdaya dönüştürülme süreçlerini takip eden meslekler olarak ciddi sorunlarımız var. Bu istihdamdan başlayın mesleğe değer verilmemesi ne kadar birçok sorun var ki bahsettik burada ne kadar önemli olduğunu gıdanın, tabii, tarımın yani insanın yaşamsal bir değeri. Dolayısıyla bu mesleklere önem verilmeli. Bu meslekler yeterince yani ihtiyaca göre eğitim, üniversitelerde eğitim sayıları buna göre ayarlanmalı. Dolayısıyla eğitim kalitesi ona göre değerlendirilmeli. Evet. Evet, eğitim kalitesi olsun, kontenjanlar buna göre düzenlenmeli. Yani hem özel sektörün hem kamunun ihtiyacı göz önüne alınarak bunlar planlanmalı. Yine planlanmaya geliyoruz. Planlama son derece önemli gördüğümüz gibi. Evet. İlerlememiz için, ülkenin kalkınması için planlı üretim, planlı her konuya yaklaşım gerektiğini düşünüyoruz. Gıda mühendislerinde sorunları var. Özellikle kamuda istihdamın arttırılması gerekiyor. Gıda işletmelerinde özellikle KOBİ tarzı olan gıda işletmelerinde teknik gözetim yok. Yani sadece işletme sahibinin sorumluluğunda. Buralara da bizim önerimiz olan yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı sistemin hayata geçirilmesi gerekiyor. Evet. Çalıştırılması zorunlu personeller var. Belli kapasitenin üstündeki gıda işletmelerinde çalışıyor arkadaşların. Bunların da yine hem özlük hem yetki anlamında sorunları var. Bunların da bir an önce çözülmesi gerektiğini, bunun sonucunda da tüketicilerimizin daha güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayacağımızı biliyoruz. Bunu da bir an önce yetkililerden bunlara el atılmasını istiyoruz. Evet, teşekkür ederim efendim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ama işte hep söylüyorum, önemli konular bunlar. 50 dakikaya sığdırılamayacak konular. Umarım bundan sonraki programlarda bu konularla ilgili sizlere ve yine sizin meslek grubundaki arkadaşlarımıza, uzmanlarımıza başvuracağız. Ve gıda okuryazarlığıyla ilgili ciddi bir çalışma yapacağız diye söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Son cümlenizi alayım, kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum Levent Bey bu olanağı tanıdığınız için. Toprağın Sesi programına da bu konuda başarılar diliyorum. Önemli bilgilendirmeler yapıyorsunuz tüketicilerimizi, çiftçilerimizi ve genel olarak bütün halkımızı. O yüzden sizlere de kolaylıklar diliyorum. Gerçekten önemli konular bunlar. Böyle de tüketicilerimizin daha bilinçli, üreticilerimiz de aynı şekilde daha bilinçli olduğu bir ülkeye kavuşacağımıza ümit ediyoruz. Evet. Evet, sevgili izleyenler, Bir Toprağın Sesi programını daha bitirdik ve keyifli bir programdı bence de. Bir hafta sonra tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Toprak senin özün, nasıl bakarsan öyle görür gözün.